Ne oldu karıcığım? Çok komik oldun. Hayranların seni böyle görse kim bilir ne olur. Tabii ki sevmeye devam ederler. Benim kadar değil ama. Hiç kimse seni benden daha fazla sevemez. Zaten birkaç gün sonra sadece ben ve sevgim olacak. Evet, senin olacağım. Sadece benim ve bana özel olacaksın. Aslında çok gerginim biliyor musun? Yani kim bilir kaç kişi benden nefret edecek. Beddua edenler bile olur, hiç şaşırmam. Beddua mı? Kim edecek? Hayranların tabii ki. Kim olacak? Dünyanın yarısı sana deli oluyor erkek. Ama benim seni onlardan çaldığımı öğrenince çok kızacaklar. Kim bilir neler neler yaparlar. Benim yanımda olacak mısın? Aslında bu biraz zor. Ne dedin? Bu da ne demek şimdi? Arkeyi böyle biri. Asla iyi çocuk olamaz. Çünkü uslu olmak Arke'ye göre bir şey değil. Çünkü Arke en iyidir ve bu hep böyle olacak. Anne. Tamam, tamam. Kan tahlili ben o değil mi? Ben biraz annemlere gidiyorum, olur mu? Tamam. Git canım. Anne, siz bu tahlilleri neden... Arke bana bir uzmandan randevu almış da... ...eski tahlillerimi de görmek isteyecektir. Aslında rahatsızlandığıma neredeyse sevineceğim. Bana sürekli sağlığımı soruyor. Uzun süredir hayatımda bu kadar güzel bir şey olmamıştı. Geçen gün de gördün, ayağıma dokundu, dua istedi. Sonra o kutlamada ilk pasta dilimini bana yedirdi. Biliyor musun Madu? Bir anne oğluyla ilişkisini elbet bir şekilde iyileştirir. Ama sen yavaş ve emin adımlarla... Bu beraberliğe çok emek verdin. Hayır anne, öyle bir şey yok. Ben Rişab'ın sevgisini kazanabilmek için çok daha fazla bekleyebilirim. Haftalar, hatta aylar. Ama onu mutlaka geri kazanmak istiyorum. Yanımdan... Ayrılmadan önce olduğu gibi olalım. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur. Ama bence gerçekçi olmakta ve umutlanmamakta fayda var. Olmazsa canınız yanmasın diye söylüyorum. Sen hayal kurmak ne demek biliyor musun? Benim Rişab'la ilgili... Anne sizi tabii ki anlıyorum. İnanın çok çok iyi anlıyorum. Ama sizin de Arke'yi anlamanız gerekiyor. O bir an gelip... ...kimsenin ruhunun duymayacağı işler yapabilir. Yani demek istediğim... ...Arke işinde gayet başarılı bir dönem geçiriyor. O yüzden de son derece mutluyum. Ben tabii ki Madu'yu da anlıyorum. Sonuçta o Arke'yi iyi tanımıyor. Ama siz Arke'yi iyi tanıyorsunuz. Bir an çok nazik, diğer anda ise öfkeli ve kırıcı. Aslında Arke'yi biraz olsun tanıdıysam... ...onun değişmeyecek özellikleri olduğunu anladım. İlk günden beri biliyorum ki o sana çok saygı duyuyor. Bugün bile bu saygıyı korumak için her şeyi yapıyor. Daha önce de saygıda kusur etmemişti. Ama sonra bir gün ne yaptı? Kızgın bir anında seni evden attı. Aynı şey anne oğul için de geçerli. Bunca yıl annesinden şüphe etti. Ama bugün aralarında yine sevgi ve güven var. Ne kadar bekleyeceğim umurumda değil. İsterse tüm hayatım boyunca olsun. Tabii.
Anne, ben gideyim. Kendine dikkat et kızım. Hı? Bir konuşalım bakalım. Ona göre ne yapacağımıza karar veririz. Tamam mı? Girin. Karıcığım. Makine geri geldi anlaşılan. Seni sonra ararım. Hoşça kal. Merak etme Arke. Burada durup girmeyeceğim. Seni rahatsız etmeyeceğim. Bana sataşmak, imanlı sözler söylemek zorunda değilsin. Hadi Dipali, gel. Otur. Meyve suyu. Ne tatlısın. Kendinde değil gibisin Arke, iyi misin? Sabah sabah nedense pek kibarsın. Pek incesin. Mecburen. Karım seninle iyi geçinmemi istedi. Onun hatırı için. Evet tabii. Öyle demişti. Eminim. Ne de olsa birkaç gününüz kaldı değil mi? Sonra... Arke, seni sevenlerden neden sır saklıyorsun? Hadi anlat. Dinliyorum. Sana anlatacağımı nereden çıkarıyorsun? Arke, biliyor musun? Acaba anneme her şeyi anlatsam mı diyorum. Her şeyi. Ama sonra iyice bir düşününce... Hayır. Sana sormak daha iyi. Yok yere olay çıkarmaktansa... Söyle bakalım. Şu çok gizli küçük sırrın ne? Hadi söyle. Yoksa gidip... Git. Git ve beni dünyaya getiren kadına her şeyi anlat. Ona sadece birkaç gün kaldı de. Madu'yu sonsuza kadar sevmeme. Onun için mükemmel bir koca olmama. Sadece birkaç gün kaldı. Sonra her şeyin üstünü çizip... yepyeni ve temiz bir sayfa açacağız. Sadece birkaç gün kaldı. Git. Son bir şey daha. Bana bir şey söylemiştin. Benim aşk konusunda hiç şansım yok, öyle değil mi? Hayır. Ben şanssız değilim. Bunu sana sonuna kadar ispat etmiş olacağım. Beni dünyada her şeyden çok seven bir insan var. Ve o beni star olarak değil, insan olarak görüyor. Ayrıca beni asla terk etmeyecek. Onun için bir Taj Mahal yaptırmayacağım belki ama bize özel ve bizi anlatan bir aşk hikayemiz olacak. Belki okursun, hatta seyredersin. Arke'in aşk hikayesi. Evet. Sadece birkaç gün kaldı. Sonra... Anlat bakalım Madu, ne oldu? Anne, yok bir şey. Merak etme. Bak canım, buraya gelmen benim açımdan hiç sorun değil. Hatta her defasında çok seviniyorum. Amara da var. Sonra senin hakkında ne düşünür? Hayır anne, lütfen öyle söyleme. Gelmeden önce ondan her zaman izin alırım. Admin yenge. Yenge, Malik abi çekim geç bitecek. Beni yemeğe beklemesinler, yetişemem dedi. Peki, teşekkür ederim. Bir şey değil.
Badri amca sana ne zamandır ilk defa yenge dedi fark ettin değil mi? Ettim de. Ya ne diyecektim? Yine daldın, ne düşünüyorsun? Söyle, ne var aklında? Allah'ım kızım, senin de kafanda hep bir şeyler var. Benim de hala bir sürü işim var. Yarın bayram. Malik pazardan kil almamı istemişti. Anne, Malik senin için ne çok şey yapıyor. Evet. Sen de görüyorsun değil mi? Bize yıllardır ne çok yardım etti. İyilikleri saymakla bitmez. Ne yapsam, ne etsem hakkını asla ödeyemem. Bunu çok iyi biliyorum. Dinle Madu. Malik bu söylediklerimi sakın bilmesin, tamam mı? Ona söylemek yok. Yoksa utanır biliyorsun. Onun hakkında her şeyi biliyorsun değil mi anne? Yani neleri sevdiğini ya da sevmediğini. Neleri tercih edeceğini ya da etmeyeceğini. Siz 20 yıldır birliktesiniz değil mi? Sana bugün ne oldu böyle? Neden böyle şeyler söylüyorsun? İyi misin? Anne. Yirmi yıl önce Malik bizim için bir yabancıydı. Daha o gün büyük bir sorumluluk aldı. Bizi nasıl da sahiplendi. Toplum içinde sıkıntı yaşamamamızı istedi. Bizi korudu. Bol kanat gerdi. Evimiz yokken sayesinde başımızın üstünde bir çatı oldu. Bize soyadını bile verdi. Öyle değil mi? Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Anne, Malik beni ve ablamı kabul etmekle aslında seninle ilişkisinde bir adım daha atmış oldu. Biz bugün Malik'in kızlarıyız. Ve Malik de bizim babamız. Ama sen Malik'le senin Malik'le ilişkin toplum içinde, yani insanlara karşı neden? Diğer insanları boş ver. Siz ikiniz beraberliğinizin adını koymak istemez misiniz? Anne. Madu. Anne. Siz neden evlenmiyorsunuz? Madu! Madu, sana ne oluyor? Çabuk söyle bana. Karşıma geçmiş neler saçmalıyorsun? Annene birliktelikler ve toplum hakkında ders mi veriyorsun sen kendi annene? Anne, ben kimim ki sana herhangi bir konuda ders vereyim? Ben bir birlikteliğin ne demek olduğunu Malik'le ikinizden öğrendim. Bir ilişkinin nasıl yürüyeceğini. Ve sana tek bir şey söylüyorum. Bence ikiniz evlenmelisiniz. Ve bu güzel ilişkinin artık resmen bir adı... Bir adı var zaten Madu. Bu adı olmayan bir ilişki değil. Bizim ilişkimizin adı sevgi, saygı ve karşılıklı güven. Anne, biliyorum. Peki daha ne istiyorsun? Neden ille de ilişkinize bir ad koyun diye tutturuyorsun? Bunu başkası söylese bir yere kadar anlardım. Ama sen benim öz kızımsın. Her şeyi gözlerinle gördün, her şeyi biliyorsun. Karşıma geçip... Anne, lütfen. Öyle düşünme.
Anne, ben sizin beraberliğinize asla kötü bir gözle bakmadım ki. Ben bunu aklımdan bile geçiremem. Kafamda sizinle ilgili en ufak bir endişe ya da şüphe olmadı. Peki neden şimdi böyle düşünüyorsun? Evlenmeye ihtiyaç duymadan kendimi bunca yıl idare edebildim. Anne, belki de artık zamanı geldi. Neyin zamanı geldi Madu, neyin zamanı? Hayır, hayır, yok böyle bir şey. Benim Malik'le ilişkimi insanlara kanıtlamak için evlenmeye ihtiyacım yok. Toplum ne düşünürse düşünsün. Kimin ne düşündüğü hiçbir zaman umurumda olmadı. Bundan sonra da olmayacak, duyuyor musun beni? Ve senin de bu konuda konuşmaya hakkın yok. Bunları nereden çıkarıyorsun? Ne düşünüp kuruyorsun, gerçekten anlayamıyorum. Bu saçmalıklara hiç gerek yok. Eğer umrunda değilse ve saçmalıksa, neden az önce kapıyı kapattın anne? Kimse duysun istemiyorsun. Söylesene. Anne. Bana güveniyorsun değil mi? Şunu çok iyi biliyorum. Bir şey söylüyorsam nedeni vardır. Ve tek istediğim... Benim de senden tek istediğim bu konuyu kapatma. Sakın bir daha açayım dedim. Sakın dedim, tamam mı?